Arkadaşlar merhaba. Türkiye Erdoğan'ın sağlık durumunu konuşuyor. Partili partisiz, muhalefet ya da iktidar yanlısı. Herkes Erdoğan'ın sağlık durumunu konuşuyor. Değerli dostlar önce bir olayı hatırlayalım. Dün akşam saatlerinde Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22'de başlayacağı açıklanmıştı yayının ama saat 23.30 sularında başladı. Bir hayli gecikmeyle başladı canlı yayın. Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken bir anda yayın kesildi. Yayın kesilmeden önce bir şeyler oldu. Ne oldu? Ülke TV'nin genel yayın yönetimi Hasan Öztürk, Erdoğan'ın durumunu fark etti. Rejiye reklam, reklam dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. Geri oturdu, kalktı, geri oturdu derken yayın kesilirken, reklama gidilirken arkadan bir ses duyuldu. Eyvah, eyvah, panik havası hakim. Sese yansıyan buydu en azından ve sonrasında yayın kesildi. Daha sonrasında arkadaşlar aşağı yukarı bir 20-25 dakika Erdoğan yayına çıkamadı. 20-25 dakika sonra, bir süre sonra Erdoğan tekrar yayına geri döndü. Daha devam etmesi gereken yayın 12 dakikada bitirildi değerli dostlar. Erdoğan bu aradaki rahatsızlığıyla ilgili şunları söyledi. Her şeyden önce tabii üzerinize afiyet, dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle mi midemi ciddi manada üşütmüşüm dedi. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm dedi. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik istiyorum dedim. 12 dakika sürdü yayın ve bitirildi. Değerli dostlar, bugün gündüz saatlerinde AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı seçim yoğunluğundan dolayı mide rahatsızlığı geçirdi. Bugün programlara kaldığı yerden devam edecek. Gayet sağlıklı. Akşamdan bir şey kalmadı gibi. Programlar devam edecek dedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm programlarını iptal etti. Dedi ki Erdoğan. Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Yoğun mesain sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen Necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkale, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Rica ediyorum. Böyle bir açıklama yayınladı. Geçmiş olsun dilekleri geldi. Kimlerden geldi? Millet İttifakı'nın ve CHP, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demekle yetinirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan sürece hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum derken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kısa süredir rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece seçim sürecine de sonrasına da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum mesajını paylaştı değerli dostlar. Başka mesajlar da var. Epey bir mesaj var. Muhalif isimlerden, iktidar kanadından, bakanlardan, meclisteki isimlerden, milletvekillerinden, vatandaşlardan, STK başkanlarından sayısız geçmiş olsun mesajları var. Onları okursak bugün program yetmez bize. Bu durumun üzerine eski AK Partili bir isim, AK Parti milletvekili Fevzi İşbaşaran bir tweet attı. Uzun bir tweet, yukarıda Özal dönemine falan gitmiş, oralara girmeyeceğim ama şu kısmını özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın Fevzi İşbaşaran Özal'ı örnek göstererek Erdoğan'a bir takım uyarılarda bulundu. Sayın Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili birkaç şey yazmak istiyorum. Herkes sağlık sorunu yaşayabilir. Bu bizi, ailemizi, sevenlerimizi ilgilendirir. Devleti yönetenlerin sağlığı herkesi ilgilendirir. Ben ciddi sağlık sorunu olan Özal'la yakın çalıştım. Tüm sağlık sorununu, ameliyatlarını halkla çok açık paylaştık. Çok da doğru yaptık. Halktan çok da olumlu tepkiler aldık. Çünkü halktan hiçbir şey gizlemedik. Sayın Erdoğan herhangi bir vatandaş olsaydı kimse sağlığıyla ilgilenmeyecekti, haber de olmayacaktı. Bir ülkenin cumhurbaşkanı sağlığı elbette herkesi ilgilendirir, haber de olur. Sosyal medyada spekülasyon da olur. Bunun önüne geçmenin yolu şeffaflıktır.
Sayın Erdoğan'ın hastalığı 2011'deki kolon kanseri teşhisiyle bir ameliyat olduğunu, kalın bağırsağının 25 santiminin alındığını, kemoterapi gördüğünü biliyoruz. Yanılıyorsam düzeltsinler. Makam aracında fenalık geçirdiğini de biliyoruz. Sayın Erdoğan'ı 30 yıldır tanıyorum. Son bir yıl ki sağlığının iyi olmadığını televizyon görüntülerinde görüyoruz, anlıyoruz. Yürümekte zorluk yaşıyor. Saray'ın kendi yayınladığı canlı yayın görüntülerinde bile zihin bulanıklığı, uyku hali, nefes almakta zorlandığı görüntüleri hep beraber gördük. Sayın Erdoğan büyük sağlık imkanları içinde imkansızlıklar yaşıyor. Etrafındakiler, bakın yürüyor, haftanın 3 günü basketbol oynuyor videolarıyla hem Sayın Erdoğan hem de halkı aldatıyorlar. Doğru olan Sayın Erdoğan'ın dinlenmesi ve tedavisinin sürmesidir. Sayın Erdoğan, sizin sağlığınızı yalnız muhalefet merak etmiyor. Sizin partilileriniz de tüm Türkiye merak ediyor. Çünkü siz ülkenin cumhurbaşkanısınız. Sosyal medyada hoş olmayan mesajlar olabilir. Savcılığa başvuracağınıza kendiniz çıkıp halka bilgi verin. Sayın Erdoğan, sağlığınızla ilgili medyada densiz yorumlar olabilir. Bunlardan 30'u hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmanız yanlış. Bir cumhurbaşkanı bunu yapmamalı. Etrafınızdakilerin doldurucuna gelmeyin. Halka doğru bilgi verip geçip gidiniz. Sayın Erdoğan, 2011'de karın ağrısı şikayetiyle bir programı terk etmek zorunda kaldığınızı Twitter hesabımdan yazmıştım. Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Çelik canlı yayında hakkımda suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. 2 ay sonra siz ameliyat oldunuz. Bu ameliyattan sonra bir ameliyat daha geçirmiştiniz ve siz sağlığınıza kavuştunuz. Hakkımda soruşturma açtırmaktan da vazgeçtiniz. Sayın Erdoğan, etrafınızdakilere inanmayınız. Onlar sessiz, ne yaparız telaşındalar. Sadece eşinizi ve çocuklarınızı dinleyiniz. Tedavi ise tedavi, dinlenme ise dinlenme. Tavsiyelerine uyunuz. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Size de, bize de kalmaz. Demiş eski bir AK Partili isim Fevzi İşbaşaran. Erdoğan'ın son zamanlarda aşırı yorgun, aşırı bir helallik isteme durumu var. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bir şekilde bir helallik isteme, bir özür dileme durumu söz konusu. Sağlığıyla ilgili sorunların olduğu zaten belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor. Kendisiyle çelişen ifadeler kullanıyor. Yaptıklarıyla ilgili de kendince bir hesap verme durumu var açıkçası. Örnek vermek gerekirse imar barışı mesela. Suçtur, bunu katalog suçlar arasına alacağız dedi geçtiğimiz günlerde. Ama AK Parti hükümetleri döneminde 8 kez imar barışı geldi. Benim bildiğim yanlışsam düzeltin. Mehmet Şimşek'le ekonomik anlamda anlaştık. Seçimden sonra kendisiyle onu kuracağı ekiple yola devam edeceğiz ya da kendisinden danışmanlık alacağız şeklinde bir söylem kullandı. Ve Türkiye'de bir yeni ekonomi modeli, yani bir değişimden bahsetti. Bir hafta sonra her ne olduysa bu sefer Türkiye şu anki ekonomi modeliyle aynen devam edecek dedi. Bir hafta önce, bir hafta sonra, bir gün önce, bir gün sonra kendisiyle çelişen ifadeleri son zamanlarda çokça kullanmaya başladı. Eski bildiğimiz o Erdoğan'da böyle çelişkiler olmazdı. Kendisiyle çelişmezdi. Ve bu kadar da helallik istemesi ister istemez insanda acaba sadece Erdoğan'a yakın kişilerin bildiği, kendisinin bildiği, ailesinin bildiği, bizim bilmediğimiz, vatandaşların bilmediği, basının bilmediği bir hastalığı mı var sorusunu da ister istemez sorduruyor açıkçası. Allah uzun ömür versin, Allah sağlık sıhhat versin. Şu durum bende şüpheleri uyandırmadı değil. Helallik istemesi, üst üste helallik istemesi. Son zamanlarda dikkatinizi çeker. Birkaç yerde rastladım. Halkın arasında helallik istemesi, işte en son televizyonda, Maraş depreminden sonra keza yine helallik istemesi. Hatırladığım kadarıyla bir 6 ay kadar önceydi, bir sene yok. Mecliste devamsızlık yapan milletvekillerine sitem etmiş, haklarımı helal etmeyeceğim size. Devamsızlık yapan, görevlerini ihmal eden milletvekillerine haklarımı helal etmiyorum demişti. Benim bildiğim eski Erdoğan hakkımı helal etmiyorum demez. Hesap sorar. Astığım astık kestiğim kestik hesabı görevini yerinde layıkıyla yapmayan milletvekillerine ağır bedeller ödettirdi. Benim bildiğim Erdoğan böyleydi. Gecenin bir yarısı saat 3, 4, 5 demez arar. Neredesin? Ne yapıyorsun? Sana verdiğim iş ne durumda? Diye hesap sorardı. Bakanlar, bakan olduktan sonra geceleri uyku uyumazdı benim bildiğim. Hakikaten çok çalışkan bakanlar da var, yok değil ama benim bildiğim o eski Erdoğan gecenin bir saatinde arayabilir, test eder, kontrol eder. Çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz, verdiğim görevler ne durumda diye. Ama gelinen o ki artık iş helalliğe kalmış. İster istemez ben de soru işaretlerini uyandırdı. Bir de arkadaşlar yani kabul edelim Erdoğan yoruldu son zamanlarında. Ben bu kadar hızlı yaşlanan bir siyasetçi görmedim. Aslında çok yaşlı değil Erdoğan yani.
70'lere doğru giden ama 60 küsur yaşında olan, 70'ine merdiven dayamış bir isim. Çok da yaşlı değil aslında. 70-80 yaşında olup da dipdiri duran bir sürü insan varken Erdoğan'ın şu 20 yılda çok hızlı bir şekilde son birkaç yılda göçtüğünü görüyoruz. Ya kabul edelim, yani Türkiye'de yaşananlar çok da kolay şeyler değil. Bir son şöyle 13 yıla bakalım. 2010'dan sonra Gezi olayları oldu, 17-25 Aralık olayları oldu. Biliyorsunuz MİT'e operasyon çekilmek, Hakan Fidan'ı almak istediler. Erdoğan'a bir hukuk darbesi yapılmak istendi. FETÖ tarafından FETÖ ile olan mücadele. O dönemler gerçekten sıkıntılı dönemlerdi. Sonra bir FETÖ darbesi girişimi oldu bu ülkede. Yani bir darbe atlatmak demek gerçekten öyle... Ah, biz hani heyecanlı bir milletiz. Bunu film izler gibi izledik, anlatıyoruz ama hani sonrasında. Ama o gece bir filmi değil, bir gerçeği yaşadık biz. Ülkece, milletçe zor günlerden geçtik. Sonra Suriye'den gelen milyonlarca mülteci hakikaten bu ülkenin belini büktü. Alsan olmaz, almasan olmaz. Kontrolsüz bir şekilde ülkeye sokuldu milyonlarca mülteci. Bir anda ülke ekonomisi, ülke demografisi ciddi manada zarar gördü. Üstüne bir pandemi yaşadık ki bu pandemi ülke ekonomisini tarumar etti zaten. Neredeyse aylarca cepten yedik. Kolay değil bunların üstesinden gelmek. Biz çok güçlü bir ekonomisi olan ülke zaten değildik. Ama işte bu olayların hepsi bizi, ülke ekonomisini batırdı, berbat etti. Şu basiretsiz ekonomi yönetimi, bunu çok net ifade etmek isterim. Böyle durumlarda en azından küresel entegrasyon yaparsınız. Köprüyü geçene kadar hesabı, bu da yapılmadı, bir diklenme durumu oldu. Trump'la olan biliyorsunuz ekonomik kavgayı, Trump ben emir verdim, Türkiye ekonomik olarak batırın dedim dedi. Bir dolar operasyonu, yani Amerika'nın elindeki silah olan bir dolar operasyonunu yedik, gördük ülkece. Bedelini ağır ödedik. Hala daha ödüyoruz. Bakın ülkede enflasyon toparlanabilmiş değil. Seçimden sonra kim kazanırsa kazansın doların şu anki olduğu yerin çok çok üzerinde bir yere doğru gideceği, bugüne kadar seçime kadar baskılanmaya devam edileceği, bugüne kadar baskılandı ama seçimden sonra serbest bırakılacağı, bu da doların çok daha fazla yükseleceği, bu da Türkiye'de enflasyonun zam oranlarının tekrar fırlaması. Bir duran döneme girmiştik ya şu anda en azından. Çok öyle fahiş artışlar yok şu ara. Enflasyon oranında bakarsak ama tekrar o Aralık ayında yaşadığımız doların birden patladığı dönemdeki ve sonrasındaki 3-5 ay içinde olanların bir benzerinin tekrar yaşanması durumu ihtimali var, masada duruyor. Yani bu sefer bunun altından kalkabilir miyiz milletçe bilmiyorum ama riskler var arkadaşlar. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Ben şunu merak ediyorum. Eyvah eyvah diye ekrana iki kelime yansıdı. Hasan Öztürk, Ülke TV'nin gelen yayın yönetmeni yerinden bir kalktı, bir oturdu, panik yaptı. Bir panik havası oldu. İşte orada Erdoğan'a ne oldu onu merak ediyorum açıkçası. Erdoğan düştü mü, başı mı döndü, kustu mu, hani mide sorunu olduğu söyleniyor ya. Acaba kustu mu diye düşünmüyor değilim. Merak ediyorum yani bir gazeteci olarak, siz de muhtemelen vatandaş olarak, ben de bir vatandaş olarak merak ediyorum. Orada ne oldu? O panik havası neden oluştu? Ne oldu da bir panik oldu orada? Onu merak ediyorum, onu bilmiyorum. Bir de şunu ben sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün halkın arasında gezerken tepside çaylar, börekler, tatlılar sunuldu ve Erdoğan hepsinin tadına baktı. Çayı da içti, börek de yedi, tatlı da yedi. Cumhurbaşkanının halkın ikram ettiği her şeye böyle atlaması doğru mu diye ben güvenlik zafiyeti noktasında endişe ediyorum. Doğru bulmuyorum açıkçası. Yani çünkü halihazırda seçim, yani muhalefet lideri değil, var olan devletin lideri şu anda o. Yani aday, yani belki kazanacak, belki kazanmayacak, onu bilemem, Allah bilir ama netice itibariyle şu an devletin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu adamın korunması, kullanması, her şeyi yememesi gerekir. Zaten yaşı var, zaten hastalıkları var, sıkıntıları var. Hal böyleyken bir de vatandaşın ikramını geri çevirmeyeyim diye ne getirilirse bir ucundan bakayım tadayım derseniz mideyi bozarsınız. Başka sıkıntılara da yol açarsınız diye düşünüyorum açıkçası. Doğru değildi o görüntüler. Zannediyorum bundan sonra benzeri görüntülerin yaşanmaması noktasında bir adım atılacaktır diye umut ediyorum, ümit ediyorum. Her ne olursa olsun bu devletin başıdır. Bu devletin başının güvenliği önemlidir. Sağlığı da önemlidir. Onun itibarı da önemlidir. Çünkü onun sağlığı bu milletin sağlığı. Onun itibarı bu milletin itibarıdır. Bu noktada onun güvenliği de bu milletin güvenliği noktasında da yanında bulunan insanların gerekeni yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum acizane. Seçim yaklaşıyor. Seçim yayınlarına başlayacağız önümüzdeki günlerde. Özel konuklarımız olacak. Bizler yorumlarımızı katacağız. Basında neler oluyor? Kulis bilgileri sizlerle paylaşacağız. Seçim gecesi Ankara'dan yayın yapmak istiyorum açıkçası. Kazım Yurdakul'la beraber böyle bir planımız var. Uygulayıp uygulamayacağımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tekrar görüşeceğiz inşallah.